Abla, kötülükte tavan yaptın yalnız ha. Yavaş ol duracak. Yazık ama ya. Ekmek teknesini hor görüyor gibi oldu. Bence enişten pes etmeyecek. Yani sonuçta alışkın olmadığı bir şey yapmıyorsun. Yani ben eniştenize böyle mi davranıyorum sahiden? Bazen. Hadi yatın kızlar, hadi. Kilitlerim, çıkabiliriz. Aman ha oğlum, yanına geç kalmayın, çok iş var ha. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. Servet Hanım. Servet abla. Ben... Benim annem burayı dün ziyaret etmiş. Ona ziyaret değil de baskın desek daha doğru olacak. Şahide bir şey. Ne işin var senin burada Tibet? Sevda, biz de Servet ablayla konuşuyorduk. Abi gel ben de şu abla, kusura bakma, haber vermeden gelmiş. Ne var Tibet? Ya bana niye tersleniyorsun şimdi Sevda? Geldim ablandan özür diliyorum işte. Mesele özür meselesi değil, tamam mı? Annenin söyledikleri. Ne söylediğini bilmiyorum ki ben. Ben sana söyleyeyim. Oğlum kızınızla oynuyor. Oğlum kızınızla gönül eğlendiriyor. Kızınız oğlum kafeslemeye çalışıyor. Manen bunu söylemiş mesela. Gerçi bunlar zamanında senin bana söylediğin şeyler Tibet. Ama Sevda... Ne ama? Annenle arkamdan nasıl konuştuğunuzu da öğrenmiş oldum böylece. Sevda saçmalama, yok öyle bir şey. Ben anneme ciddi olduğumuzu söyledim. O beni vazgeçiremeyince sizi düşman etmeye çalışıyor işte. Ya yapma Sevda, sen bunu anlayacak kadar zeki bir kızsın ya. Mesele o değil. Mesele basit. Annem beni okula geri döndürebilecek mi, döndüremeyecek mi? Sen anneni buna ikna edebilecek misin, edemeyecek misin? Söz verdim ya. Of Tibet. Annen aslında beni küçük görmüyor, seni küçük görüyor. Farkında değil misin? Ha? Oğluna her istediğini yaptırabileceğine o kadar emin ki. Bak, sen bana karşı olan hislerini annene ispat etmediğin sürece de bu böyle olacak. İspat ederim o zaman. Zaten bu şartlarda aileme seninle görüşmeme izin vermesi imkansız. Anladım Sevda. Çok iyi anladım. Servet abla, iyi günler. Sana da. Ben biraz dolaşacağım abla. Merhaba. Merhaba. Merhabalar Servet. Merhaba. Saadet buralarda. Evet, içeride. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba. Dün geleceğim, pasta bırakacağım demiştin. Arkadaşların gözü yollarda kaldı. Getiremedim. İşim var gördüğün gibi. Yok zaten. Mecbur değilsin de... Yani sana göre bir hareket değildi. Neymiş bana göre olmayan hareket? Yani benim bildiğim Saadet iki eli kanda olsa bile o pastaları getirirdi. Hele ki yoldayım,
geliyorum dediyse. Belli ki bir şey olmuş, gelememişim. O bir şey benle mi ilgili yoksa başka bir şeyle mi ilgili? Ne ima ediyorsun sen? Ben polisim Saadet. İnsanların yüzünün arkasına ne sakladığını bilirim. Aman hepinize de aynı laf ha. Hangi hepimiz? Şey, hepiniz işte. Herkes, herkes her şeyi benden daha iyi biliyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ne var? Sen de benden saklıyorsun. Ben sana soruyor muyum gizemli kafe ziyaretlerini böyle ellerinde çiçekler? Sen beni mi takip ettin? Sen de bana yalan söyledin. Görevdeyim dedin. Bir daha alakan olmayan işlere burnunu sokma. Sen de olur olmaz zamanlarda buraya gelme. İyi günler Servet Hanım. İyi günler. Ben çıkıyorum. Nereye? Dolaşacağım biraz. Fazla dolaşmayın, karışacaksınız. Merhaba Müdür. Merhaba abla. Belin ne oldu Bedir? Aynı abla. Ya şu senin sigorta işini de halledemedi, kusura bakma. Gerek yok abla, benim başka yerde ödeniyor. Olur mu öyle şey canım, teftişe gelirlerse ne diyeceğiz? Abla hep böyle çalıştım ben. İdare edersiniz, tedarikçini falan adamı dersiniz. Sen getir her şeyini buraya. Abla hep evrak işi bunlar. Yani ödeniyor işte. Aman nasıl biliyorsanız öyle yapın ya, of. Abla canın sıkkın. Sıkkın. Yılmaz abiyle ilgili mi? Onunla da ilgili değil de. Ya Bedir ben çok mu şeyim? Neysin abla? Nasıl desem, çok mu insanları itip kakıyorum Yılmaz'ı da? Vallahi abla şöyle söyleyeyim. Kızmaca yok ama. Yok kızmayacağım. Abla senin gibi biriyle evlenmek cesaret ister. Yani Yılmaz abi seni sevmeseydi çoktan boşanmıştınız. O kadar kötü müyüm ya? Yok abla, kötülük değil de erkek kısmına zor gelen tarafların olabilir. Yani biz hep önde olmaya alışkınızdır yani, o bakımdan. Diyorsun. Yani bence sordum diye söyledim abla. Sağ ol Bedir. Servet hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Bizim kızlar gelmedi mi daha? Gelmedi. Gelirler mi kızım? Daha erken onlar için. Sen ne yaptın? Ne yapayım? İşte iyi geçti. Senin nasıl geçti benim? İyiyim de bir kırıklık vardı. Servet bana bir hırka, bir battaniye gibi bir şey versen. İçim ürperdi. Tamam babacığım, hemen getireyim ben sana.
tekerlemesini. Araya kaçtı. Gör onu orada. Gör, gördü. Yılmaz aldı. Yılmaz teke tekte. Yılmaz teke tekte geçiyor mu? Geçti. Vur, vur. Vur artık Yılmaz. Vuruyor ve gol. Nefis bir gol. Yılmaz durmaz. Deli Yılmaz attı golü. Gol stat inliyor. Stat yıkılıyor seyirciden. Yılmaz sen bizim her şeyimizin seslerini yıkılıyor. Yılmaz tribünlere koşuyor. Yılmaz her zaman eşine koşuyor. Eşine hediye ediyor bu golü. Nefis bir gol. Değişim yapacağız tabii ki. Tarama farklı olacak. Al kocam. Ha sağ ol kızım. Öptür. Canım. Otur. 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 Mandalina söyleyeyim mi sana? Yok babacığım. Ben hiç kalmayayım. Ben bir gideyim Yılmaz'a yardımcı olayım diyorum. Hayrola? Dün benim yüzümden işleri aksadı. Bir el atarım artık. Hadi, hadi git peki. Hadi görüşürüz babacığım. Hadi güle güle. Gecikmeyin kızım. Tamam canım. Evet nasılız? Her şey yolunda. Etler de geliyor şimdi. Bir eksik bir şey olursa bir istediğiniz bir şey söyleyin lütfen tamam. Nuri Bey ilgileniyor zaten siz de tanıyorsunuz Nuri'yi. Tabii. Afiyet olsun. Gel bakayım gel. Aman ha Nuri'cim şu yemeği de güzelce atlatalım. Tamam bir eksik olmasın masalarda. Abim sen hiç merak etme. O iş bende. Zaten adamlar kaçtır bizde yemeklerini yiyor. Ezberledim artık. Aferin aferin. Şu düğünü de bir kazasız belasız atlatsak başka bir şey istemiyorum vallahi. Abim sen de amma hanım köre çıktın ya. Bak gene git. Hoş geldin Servet yenge. Hoş bulduk. Merhaba Yılmaz. Ne güzel, işlerin de yoğun gidiyor. Hayırdır Servet? Belki yardıma ihtiyaç vardır diye geldim. Yok yok, yardıma mardıma ihtiyaç yok. Maşallah Nuri her şeyi hallediyor. Değil mi Nuri? Evet abim. Ben yine de bir bakayım. Yok yok ya, hiç sen neye yoracaksın kendini Servet'im ya? Zaten bana bile ihtiyaç yok. Hadi biz çıkıyoruz yengenle, bir şey olursa ararsın tamam. Emrin olur abim. İyi günler Servet yengem. İyi günler. Nuri! Bir bakar mısın içeriye? Tamam Alevanda geliyorum. Hemen elindeki işime de değil, hemen geleceğim. Nuri'cim bunları artık depoya kaldıralım. Fazlalık bunlar. Tamam abla. Alev? Senin ne işin var? Ne yapıyorsun burada? Ha? Ben şey... Düğün var yarın burada. Sen ne utanmaz kadınsın ya? Servet sakin ol. Sakin olamam. Senin de bundan aşağı kalır yanın yok maşallah. Yılmaz'ın bir suçu yok Servet. Müşteri burayı seçince ben ısrar ettim. Müşteri mi seçti yoksa sen Yılmaz'a yakın bir konumda olmak için mi burayı ayarladın? Bak bilemedim ben. Servet bir dinlersen açıklayacağım. Defol git buradan. Defol. Defol git buradan. Rezil seni. Sen utanmıyor musun ya? Hangi yüzle buraya geliyorsun? Ha? Hangi yüzle? Servet bir dinle. Rezil olduk. Herkes bize bakıyor. Senden hala rezil mi var? Ay yoksa utanıyor musun? Siz yemeğinize en devam. Yakın arkadaşının kocasıyla yatarken bir an için düşünmedi mi birileri duyar da utanırım diye? Ha? Servet bir dinlesene, ayıp oluyor. Bu kadın gidecek buradan. Sen hala nasıl görüşüyorsun bu kadınla? Gelsene buraya bir. Bir dinle, bir dinle. Amacını anlayamıyor musun? Aklını çelmeye çalışıyor seni. Ya bir dinlesene Servet. Bunları anlayamayacak kadar aptal mısın gerçekten? Ha niye sanıyorsun sen? Ya yeter Servet, bir dinle be. O kadının verdiği para sayesinde kurdun sen işini. Ne? 100.000 liraya Alev verdi. Hem de sana vereceğimi bile bile. Senin dediğin gibi tek derdi ben olsaydım verir miydi o parayı? Allah kahretsin seni Yılmaz.
abla. Abla ne oldu? Bu sefer gerçekten içim kıpır kıpır olmuştu. Bu sefer gerçekten yanlış yapıyorum demiştim. Sen bu adama ne yapıyorsun ya? Ne biçim davranıyorsun ya? Servet kendine gel, bu böyle olmaz. Sen de suçlusun. Senin de hataların var. Sen de seviyorsun. Sen de kaybetmekten korkuyorsun. Yılmaz sensiz. Sen Yılmaz'sız yapamazsın. Ya ne olacaksa olsun dedim ya. Buramda hissettim. Bugün bizim günümüzdü. Alo, ne var? Yarın sabah geliyorum adliyeye. Boşanıyorsun. İyi. Boşanalım işte. Boşanalım ya. Boşanalım. Bitsin artık bu. Ne yapacaksın lan bununla? Silah ver. Kimsin oğlum sen? Ne arıyorsun karımın dükkanında? Sana ne? Bana bak, bu tabancayla bir ederim seni ha. Birini arıyorum ben. Kimi? Birader. He? Kusura bakma. O benimle. Kimsiniz lan siz? Biz buraların yabancısıyız. Yolumuzu kaybettik. Buralar tekin yerler değildir. Canınızı yakarlar. Hadi uzayın şimdi, adamı hasta etmeyin. Bir daha da görmeyeyim sizi buralarda. Tamam, yürü. Tekrar kusura bakma. Baktım tabanca yok. Dedim kim olur, kim olur? Sen gördün tabii o dayak yediğin gece ha? Özür dilerim abi. Seni mi arıyor oğlum bunlar? Kalk bakalım Cihin. Benim oraya gidelim. Abi. Giyin lan, hadi. Abi, abi. Hala abi, abi. Geçen günkü dayak, var mı bununla bir ilgisi?
Yok abi. Doğru söyle. Vallahi yok abi. Kim bunlar? Memleketten. Ne yapacaklar seni? Vuracaklar. Oğlum senin kimi kimsen yok mu? Sen yoksa ya abi. Anlatacak mısın, bekleyecek miyiz daha? Pekala. Bundan sonra burada kalacaksın. Servet ablan sorarsa Yılmaz abim razı olmuyor dersin. Çok üstelerse korkuyormuş tek başına kalmaktan dersin. Anladın? İlahi abi. Hadi kalk. Kalk yat bakalım sen. Abi sen? Ben azıcık oturacağım. İyi geceler abi. İyi geceler. Absın. Tamam, 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 tamam. Uyudun mu? Yok. Neden? Ablam bize akıllı olun demişti ya. Kendinde hiç akıl yok. Evet. Bende de yok. Bende de. Niye böyle oluyor ya? Vallahi aklımı kullanıyorum, olmuyor. Kalbinle hiç olmuyor. Ya çünkü bugün işleri çok pis işler ya. Geri zekalı gönül işleri. Pis gönül işleri. Mal mal. Günaydın. Ablacığım otur, ben sana çay koyayım. Yok canım, ben kahvaltı etmeyeceğim. Canım istemiyor. Bugün evi toparlamak lazım. Siz önden gidin, bir havalandın. Oldu tamam. Mu? Tamam kızım, merak etme sen. Ya ben hayatta gidemem. Ya şimdi ölüleri falan vardır o şeylerin her yerde. Bakamam ben. Aman be. Seni beni yok Sevda. Zaten döneceğiz evimize. Abla. Senin bugün mahkemen var değil mi? Var. Ama siz gelmiyorsunuz. Ben tek başıma gidiyorum. Olur mu öyle şey canım? Sevda gelsin bari seninle. Evet. Babacığım lütfen. Yani zaten 10 dakika falan sürüyormuş. Avukat öyle söyledi. Uzatmayalım. Peki Servet. Bu sefer de senin dediğin gibi olsun kızım. Hadi görüşürüz babacığım. Sağ ol. Kızlar. Evliye girineceksiniz bugün, tamam? Tamam abla. Hadi görüşürüz. Hayırlısı kız. Hadi. Hadi in. İşte amca baba. E hadi oğlum, yetmedi mi? Masörtülerini yerleştirin, bardakları koyun. Necat abiye yardım et, mutfağa bak. Hadi. Günaydın, günaydın. Günaydın Nuri. Günaydın. Seni mi getirdi benimle muhabbet etmemek için? Adam transfer ediyor ya. Gel otur. Aç mısın? Biraz. Teşekkür.
Teşekkür ederim. Yılmaz abi yok mu? Yok. Sen buradan mı tanıyorsun Yılmaz abi? Yok. Ben Yılmaz abimin takımında malzemeciydim. Malzemeci de değil, sadece Yılmaz abimin malzemelerini taşırdım. Daha sonra bu jübile olayı falan oldu. Yılmaz abim takımdan ayrıldı. Onun yerine 10 numara yetenekli bir velet geldi. Bu velet de sürekli beni itip kakıyordu. Ben de ekmek parası ses etmezdim. Sonra Yılmaz abimin kulağına gitmiş. Yılmaz abim bir gün antrenmanı bastı. Gel ulan dedi bana buraya. Ben de gittim. Bu velet de artist geldi Yılmaz abime. Ne haber ihtiyar dedi. Yılmaz abim şöyle bir baktı buna. Tabii ses etmedi. Bana dedi gel gidiyoruz. Sonra buraya getirdi beni. Sonra? O günden sonra bir kişi bile pas atmadı. Biri gol atmadan defoldu gitti takımdan. Eskiden böyleydi oğlum. Takımlarda abilik diye bir şey vardı. Yılmaz abim gibi abiler vardı. Kurban olurum ben Yılmaz abime. Abilerin abisi. Nerede Yılmaz abi? Mahkemesi var ya. Ne mahkemesi? Boşanıyorlar ya bugün. Gülmedi gitti Yılmaz abimin yüzü. Hep bir yuva, hep bir evlat isterdi. Düşün onun gibi abi nasıl baba olurdu? Arabayı değiştirmedim baba. Sevda bavulunu al. Var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredeydiniz kaç gündür ya? Nermiş Bey? Evi ilaçlattık. Birkaç gün Servet'in evinde kaldık. Ben girmem vallahi. Ha. Burada beklerim. İyi sen onu babama söyle. Senin şu iş ne oldu Muzaffer amca? Hangi işle? Hani şu internetten baktığımız vardı ya, Beda HCG. Ben onun ne olduğunu biliyorum. Ben duyan da bir şey sanırım. Bana bak, sesini kes, tamam mı? Servet'in tahlilleri onlar. Kızın özeli yani, anladın mı? Yani Servet abla mı? Sen özel deyince ne anlıyorsun lan? Bana bak, tek kelime etmeyeceksin, tamam mı? Hı. Baba! Ha? Baba, anahtar sende mi? Tamam, geliyorum. Bana bak, konuşmayacaksın, tamam mı? Kızım mahkemesi var zaten, bir de bunlarla uğraşmaz. Pardon, iki nolu aile mahkemesi ne tarafta acaba? İleride solda. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani çöp mü bulursa buradan atarım ama bekliyorum burada. Ben sana seve seve eşlik ederim Sevda ablacığım. İyi ama siz kapıyı bekleyin. Keşke bir temizlikçi tutsaydık. Her taraf berbat oldu. Kızım sen ne adam değilsin? Az kaldı babacığım. Odanı temizliyorum. İyi. Keşke bir kahve yapan olsa. Doğumdan önceki hayati ayların önemi bilimdeki en güçlü ve en kışkırtıcı fikirlerden biri haline geldi. Akılsız başın cezasını her zaman ayaklar çekecek diye bir şey yok Saadet Hanım. Fare yalanını uydurursam olacağı bu. Thank you.
Evet. Evet. Çağırırlar birazdan. Çok beklemeyiz. Avukat. Gelir şimdi. Sevda abla. Hı. Senin bu güzelliğinin bir sırrı var mı? Allah vergisi İsmail. Aynı vergi herkese uygulanmıyor da bir sorayım dedim. Ya vallahi çok canım sıkkın ya. Ne olur ablacığım, sana laf yetiştiremeyeceğim. Servet abla üzülüyorsun değil mi? Niye boşanıyorlar anlamıyorum ki. İnsan böyle bir durumda bir şans daha verebilir. Niye versin canım? Ablam haklı bence. Böyle bir durumda şans verilir mi ya? Olsun. Millet evlilikleri kurtulsun diye çocuk yapar. Bunların çocukları olacak, boşanıyorlar. Ne? Servet abla hamile ya, onu diyorum. Merhaba. Pek vaktimiz kalmadı. Üstünden geçeceğimiz bir şey var mı? Biz hallederiz avukat. Merak etme sen. Peki. Baba! Abla! Servet ablam hamile. Ablam hamile! Servet hamile! Servet durmaz. Yılmaz durmaz. Anlaşıldı. Servet durmaz, Yılmaz durmaz. Mahkememiz huzurunda, bir de kendi ağzınızdan duyalım. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle karşılıklı rıza göstererek boşanmak istediğinizi belirtmişsiniz. Peki, sen Yılmaz durmaz. Boşanmakta kararlı mısın oğlum? Yetişemedik.
Yetişemem. Peki sen kızım. Sen de kararlı mısın?